peki nasıl anlayacağız? Yani çünkü böyle bir çok suç zor. Korkusu denilen bir şey de var. Tabii bunlardan bahsediyoruz. Aa, televizyon, evet. Ekran. Şimdi bizi izleyenler var. İzleyen kişilerde ister istemez iki, yani bilmemek ayrı bir şey. Yani önlemler almamak için ama bilmek de bir suç korkusu yaratıyor. Bir tür paranoya. Nasıl ayırt edeceğiz? Yok. Şimdi paranoya bazen reaktiftir. Yani onu şartlar dahilinde o sağlıksız bir şeydir diye değildir. Yani bir esir düştüyseniz bir kampta biraz paranoid olursunuz. Ki hayatta bıraksın sizi. Siz... Yani bu böyle bir şey. Şimdi buradaki tam tersi aslında. Tam tersine burada klavye başındayken güvende hissediyor. Tam tersi burası güvenli his veriyor. Güvenli oldu. Çünkü düğmeye bastığında karşıdaki gitti bitti. Ya ne olacak ki? Bir tehlike yok ki. Güya. Ama derslerin mesela birçok üniversitede benim derslerim kaydediliyor. Evet. Hepimiz. Ağzımdan doğru. Çıkanların nerede nasıl kullanılacağını bile bilmiyorum. Yani hiç derde niye kaydediyorsunuz bunları diyorum. Hiç sonradan izleyemeyenler izlesin diye. Biz kaydetmiyoruz diye. Mesela. Evet biliyorum hocam. Üsküdar Üniversitesi'nde kaydetmiyoruz. Biz bir tek adli bilimler olarak kaydetmiyoruz. Çünkü çok hassas konular konuşuyoruz. Evet. Ve de onların da nasıl kullanılacağını yani şey yapamazsınız. Peki nasıl internetten, bilgisayardan vazgeçmeden suçtan kurtulabiliriz? Yok. Bunun yöntemi yani nedir? Şöyle yani paylaşmayacak evinin adresinin ondan sonra nerede oturduğunu vesaire onları paylaşmayacak. Yani ebeveynler çocuklara bir bilgilendirme yapmaları ya da öğretmenler tabii. Mutlaka evet, bunu. Evet ama kimsenin bunu söylediği yok. Tanımadığı insana adres vermeyecek, ev tarif etmeyecek, nerede olduğunu söyleyecek. Sanal ortamda da. Tabii. Anam şu, babam şu, biz çok zenginiz, şurada oturuyoruz falan demeyecek. Çünkü bu, o da başka, biz çok zenginizler, eve evet. Hırsızları davet ediyor. Biz tatile gidiyoruz dedi mi bitti. Yani hem muazzam adresiniz, data yani. Yani hem şey diyecek, hem şurada oturuyoruz diyecek ama biz gidiyoruz şimdi Bodrum'a 3 hafta yokuz gidiyoruz. Oho. Bu konuda uyarmak evet. Evet. Çok evet. Zor. Çok... Yani bir ilişki başladıktan sonra tabii ki bunun limitini koymak çok zordur. Kendiliğinden akar ve bu datayı verirse. Tabii. Ve işte sahte güvenlik anne baba için de geçerli. Sadece çocuk için değil, klavye başındaki için değil. Hepimiz için geçerli. Çünkü biz zannediyoruz ki çocuk orada nerede? İşte odasında. Oyun oynuyor. Mesela bilgisayar oyunu oynuyor sanıyor. Yine sanal arkadaşları. Odasında derste. İçimiz rahat ne güzel. Trafikten de korkmadık. Evet. İşte şuradan güvende da korkmadık. Karnını da doyurduk. Saçma sapan ki bir ne yiyordu okulda. Burada yemeğini de veriyoruz. Ama dünya odanın içinde o sırada. Tabii. Dünya odanın içinde ve üstelik hele hele bizim kuşak. Hani sizden daha yakın kuşaksınız. Hiç de onu koruyabilecek bilgi ve donanıma sahip değiliz ki. Yani bir ara böyle bir güvenlik sistemleri koyuyorsunuz. Yok. Hiç anında çat gidiyor yani öyle bir şey yok. Çocuğun kendisi kırıyor. Bir ilkokulda adı önemli değil. Geçen sene çağırdılar ne yapacağız diye. Müdür telaşlanmış. Tanıdığım birisi hocam. Veretler 8-10 yaşında yani. Bilgisayar laboratuvarı var orada çalışıyorlarmış. Oğlanlardan bir tanesi sistemi kırmış. Bütün sınıf girmişler porno sitesine. Tabii. Çocuk evet. Yani 8-10 yaşında bir çocuk. Ama bu tür güvenlik önlemleri var değil mi? Sıkça porno sitelerine giren kişileri ama yakalayabiliyorlar. Hayır sınıfta giriyor. Sınıfta giriyor. Bilgisayar sınıfında giriyor. Çocuk orada okulun güvenlik sistemi var aslında girilmiyor. Girilmiyor normal. Kırmış şifreyi nasıl becerdiyse millet merak ediyor çocuklar da tabii. Buradaki ödül ne çocuğa? Peki bunu bu da bir suç, kudret, güç. Kim hoşlanmaz ki bundan? Güçten. Evet. Güç, tabii. Yapma dedikleri zaman yapacak. Gibi geliyor yani. Ama arkasında yatan şey güç. Ben bunu yaptım, yapabildim. Tabii. Evet. Arkadaşlar tabii arasında da itibar. Ayrıca kudret, muzipliği de var. Evet. Tabii kuralı kırmak da. Tabii ki burada merak da var. Merak. Yani çocuk da merak eder. Olacak yani. Ama meraksız çocuk olmalı. Tabii çocukları olmalı. Bilinçlendirmek gerekiyor. İşte sürekli belki de söylemek. Peki kurallar yani çünkü şöyle bir şeyle başladık. Yani bir tarafta arzu var bir tarafta yasaklar var. Evet. Yani yasaklar yeterli mi bu arzuyu bastırmak için? Tam da onu konuşuyoruz hocam. Evet. Aynı muhakemeye getiriyor. Yani o yüzden bayıldım diyor. Yani şimdi yasakları yasa tanımlar. Evet. Yasayı işte kimin yasa koyucu olduğunu biliyoruz sistemimizde. Yasayı şirket koyuyor şimdi. Yani biz hangi yasağı nasıl getirelim? Biz erişkinler olarak o yasaklar içinde kendimizi rahat hissetmiyoruz ki.
Bunu çocuğa aşılayalım, o da internalize etsin, içinde özümsesin, kendi kişiliğinin bir parçası haline getirsin ve ona göre pozisyon alsın. Yani toplumsal düzenin, yani tamam her şey kötüye gidiyor demeyeceğim de. Gidiyor. Hayır, dönüşüyor. Dönüşüyor. Evet. Dönüşüyor. Nereye gideceğini bilmiyoruz, nereden bilelim. Üstelik ya biz bilimle uğraşan insanlarız tabii ki Zemre Hanım. Biz temel olarak ne tür sorunlar çıkarsa çıksın, hadiselere bir çözüm bulabileceğimize inanarak yola mı çıkarız? Öyle otururuz, bir yolunu buluruz yani işin içinden çıkarız. Evet ama bence yani hakikaten bakın Avustralya'da bundan uzunca bir yıl öncesinden bile vardı bu. Sığırların filan durduğu çiftliklerin etrafında çit yok. Hı hı. Fakat belli bir yerden sonra elektrik çarpıyor şok. Bunları. Hı hı. Çit yok. Yani böyle ufuk görüyor inek. Çok güzel dolaşacağım zannediyor. Ama bir caydırıcı etki koymuş. Bir yere doğru gidiyor. Oradan sonra elektrik çarpıyor. Geri geliyorlar. Şimdi buradan öteye tabii çok belki şey ama yani diyelim ki buradan öteye girmemizi istemeyecekler. Buradan öteye mecazi manada. Giremeyeceğiz yani oraya. Yok orası. Orayı sen bilmeyeceksin. Mecazi orası başka. Evet. Orası başkalarının bir metafor olarak. Olacak. Yani. Evet. Orası evet. Başkalarının. Ve bunun kuralına kimin koyduğunu bilmiyoruz şu anda. Evet. Şu anda da geçerli. Şu anda da geçerli. Şimdi yani. Mesela gerçek bilgiye ulaşmak çok zor. Evet, bu kadar bilgi kirliliğinin içinde internette bir şey bulmak çok kolay değil. Çok, hayır. Dante'nin şeyine bakıyorum dün akşam. Aklıma geldi. Cehenneminden bir mısra geldi aklıma. Bulacağım, bulamıyorum ki. Yani kaynakları hiçbir beni ona götürmüyor. Hı hı. Etrafında bir dolu saçma sapan şey. Eğer bulacaksam onu bilmem nereye iyi olmam lazım. Başka tabii, türlü olmaz. Hemen. Evet, o hemen, yine bir bilgi, hemen. Yine bir enformasyon. Evet. Yani evdeki kitaptan bakabilirim tabii ki ama o sırada kolay ama hakikaten. Ama orada kolay tabii. Çok tabii kolay ki. Tabii. Evet. Çok kolay. Hatta kelimeyle aratıyorsun ki Mustafa daha kolay bulasın diye. Ama gidemiyorum ki. Zaten bir yıl reklam doluşuyor oradan buradan. Ona basayım derken onlar doluşuyor. Bu geliyor, bu çıkıyor. Hay Allah dedim. Ama o reklamlar asıl cehennem buymuş. Senin ilgilendiğin alanın reklamları.